Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bu dersimizde de Pisagor teoremi ile ilgili sorular çözeceğim. Yine bunları da not defterinize kaydederseniz sizin için iyi olur. Yazarak öğrenmek daha önemli. Daha da anlaşılır olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzla başlıyorum. ABD üçgeni verilmiş ve içerisinde ABC ve ACD üçgenlerini barındırıyor. Diyor ki bize ACD üçgeninin yani taralı alanın alanını soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sorunun Pisagor teoremiyle ne alakası var hocam? Şimdi burada arkadaşlar ikizkenar üçgen verilmiş. Biz biliyoruz ki bir önceki dersimizde ikizkenar ve eşkenar üçgenlerin özelliklerini görmüştük ve çok da çıkacağını söylemiştik. Çokça karşımıza çıkacağını da söylemiştik. Şimdi burada eğer bir ikizkenar üçgen veriliyorsa öncelikle bu ikizkenar üçgeni kullanmanız gerekiyor. İkizkenar üçgende dik nasıldı? İniyorum. Tabana inilen dikme tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Doğru mu? Şimdi Pisagor'la bir alakam çıktı mı? Çıktı. Bana dik lazımdı. Onu da ikizkenar üçgenden elde ettim. 2'ye böleceğim. 12'yi 2'ye böldüm. 6 6 diye paylaştırdım. Evet, şimdi gelelim bizim şu yüksekliği bulmamıza. Burası 6, burası 10'sa buraya ne düşüyor sevgili arkadaşlar? Ne üçgeni vardı? 3'ün 2 katı, 5'in 2 katı, 3, 4, 5'in 2 katından burası 6, 8, 10 üçgenini veriyor mu? Evet. Peki benim o yüksekliği bilmem ne işime yarayacak? Bu bir geniş açılı üçgendi ve biz biliyoruz ki geniş açılı üçgenlerin yükseklikleri dışarıdaydı. Taban 7, yükseklik 8 bölü 2'den. 8 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 7 kere 4'ten cevabımı 28 buluyorum. Bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Bu sorumda da yine bir dörtgen verilmiş ki konu anlatımının içerisinde de bu sorudan vardı. Bu sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki şuraları dik olacak. Bu sorularda arkadaşlar dikmeyi şöyle çiziyorum. Ya bir kare ya bir dikdörtgen elde edeceğim. Burası 8 ise burası da 8'dir. Burası 14 ise burası da 14'tür. 14 sen burada tamam 20 ise buraya da 6 kalıyordu. Benim neydi? 6, 8 ne üçgenim vardı hocam? 10 üçgenim vardı ve CB'yi özel üçgenden bulmuş oldum. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu soruyu kareli çizgili kareli kağıda yazmamın sebebi şu. Birim kare sayacağız arkadaşlar burada. AB arası mesafeyi soruyor. Yani dik üçgeni bize koordinat sisteminde de sorabiliyor. Bu soruları nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle B'yi sayacağım ve A'ya kadar. Şimdi 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A'yı sayacağım. 1, 2, 3, 4 birim. 7 birim burası hocam. 1, 2, 3, 4 birim de burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X'i nasıl bulacağım? Pisagor teoreminden x'in 90'ın karşısının karesi yani şuradan indiğim dikme 90'ın karşısının karesi 4'ün karesi artı 7'nin karesiydi. 16 artı 49'dan x kare eşittir ne çıkıyor? 9 6 15 65 o zaman x eşittir kök 65'tir. Değerimi böyle buluyorum. Evet. Kale arası mesafeye bakıyorum sevgili arkadaşlar. Çözüm yolumuz yine aynı. Sırf birazcık daha anlamamız kolay olsun diye 3 tane arda arda yazdım soruyor. Yine ne yapacağım? Birim kare sayacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim de burası hocam. X'i soruyor bana. Yine ne yapacağım? Pisagor teoremi. 90'ın karşısının karesi eşittir. Şu soru için 5'in karesi artı 6'nın karesi 25 artı 36 x'in karesi ise x kare eşittir 61 mi çıkıyor? Evet, x eşittir kök 61 buluyorum. Geldim bir diğer soruma. Bu soruda da yine aynı şekilde 1, 2, 3 birim m'ye kadar alıyorum. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde burası. O zaman x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesi. 9 artı 49'dan x kare eşittir 58 ise x eşittir kök 58 çıkıyor.
Bir diğer sorumuza gelelim arkadaşlar. Y eksi x'in değerini sormuş ve dik üçgen vermiş ve özel üçgenlerimizde mevcut mu bakacağım. 8 var, 17 var. Ne üçgeni vardı hocam? 8, 15, 17. Y'min değeri 15 olarak bulunur. Üçgenin geneline bakıyorum. Yani şu üçgene bakıyorum. İki tane hipotenüs var. Biri 17, biri 25 fark ettiyseniz. Burası 15 ise, burası 25 ise ortak kat aramaya çalışıyorum. Neydi ortak katım? İkisine de 5 var. 3'ün 5 katı. Burası neyin 5 katı? 5'in 5 katı. Ne üçgeni vardı? 3, 4, 5 üçgeni. O zaman burası da 4'ün 5 katıdır. 4 kere 5'ten burası 20. 20'nin 8'i buradaysa buraya kalan 12 değeridir sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özel üçgenler işimi kolaylaştırıyor. X'im de neydi? 12. 15 eksi 12'den cevabı 3 buluyorum. Geldim 7. soruma. Diyor ki soruda ABCD ve BKLM karesel bölgelerinin alanları sırasıyla 9 ve 81 verilmiş. Karenin alanı veriliyorsa bir kenarını nasıl buluyorum? Mesela alanı 9 olanın bir kenarı nedir hocam? 3'tür değil mi? Alanı 81 olanın bir kenarı nedir hocam? 9'dur. Evet. O zaman bulalım. Küçük üçgenle başlamanız sizin için bir avantajdır. Bir kenarı neydi arkadaşlar? 3'tü buranın. Alanı 9 olduğu için. O zaman buranın bir kenarı ne oluyor? 9 oluyordu. 9, 9, 9. O zaman buraya ne kaldı? 6. Bana sorulan yer AL uzunluğu. O zaman tamamına bakıyorum. Burası 12, burası 9. Ne üçgenim vardı? 9, 12, tamamı 15 üçgeni bulurum. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katından buldum sevgili arkadaşlar. Geldim 8. soruma. Bu soruda da yine bir özel üçgen var. Nasıl anladım? 2 tane dik var. Sayılar biraz yüksek. Yani 16'ını tutup da size yeni nesil sorular dediğim gibi artık işleme dayalı değil, mantığa dayalı olduğu için çok işlem üzerine uğraştırmıyor. Tutup da size burada 16'nın karesini aldırmayacaktır. O yüzden özel üçgenleri ararsanız sizin için daha avantajlı olur. 5'in 12, 5, 12 ne üçgeni vardı sevgili arkadaşlar? 13. Üçgenin tamamına bakıyorum hocam. 12 var, 16 var. Ortak kat 4 mü? 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katı. O zaman burası neyin? 5'in 4 katından 20 olacak. Doğru mu? 20'nin 13'ü buradaysa buraya ne kalıyor? 7. O zaman AE uzunluğunu 7 olarak bulmuş olurum. Geldim buraya. 9. soruda arkadaşlar bu tarz sorular güzel sorulardır. Yukarıda verilenlere göre A ve B arasındaki mesafeyi soruyor. En az kaçtır diyor. Aslında bize şurayı mı soruyor? Yani gidebileceği en az mesafeyi soruyor. Doğru mu? Bu tarz soruları benim size tavsiyem dışarıdan birleştirmeniz. Yani şu şekilde. Burası 6 ise burası nedir? 6'dır. Burası 20 ise burası nedir? 20'dir. O zaman üçgenin geneline bakıyorum. Burası 15, burası 20 bana AB'yi soruyor. AB'yi de istedim. AB'ye. Yani minyatürü şöyle oldu arkadaşlar. Burası 20, burası AB oldu. Şurası da 15 oldu. Minyatürünü gösteriyorum. Şuranın minyatürü. Burası 20. Neyin 4, neyin 5 katı? Yani aradaki mesafe 5. 4 çarpı 5. Aradaki ortak kat 3 çarpı 5. Doğru mu? 3, 4. O zaman 5 çarpı 5'ten cevabı ne bulurum hocam? 25 bulurum. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda yine ne vermiş? İç içe bir üçgen vermiş. Yani iki tane hipotenüsü var. Biri 61, bak 90'ın karşısı, bir de 90'ın karşısı, bir de 10 verilmiş. Doğru mu? Şimdi buraya bakalım. 90'ın karşısında ne var? Şuraya da x diyelim. Hatta oraya y diyelim. X'i vermiş burada. Şimdi 90'ın karşısının karesi, yani kök 61'in karesi 5'in karesi artı y'nin karesi midir? Evet. Kök 61 kök kareyi yedi mi? 61 eşittir 25 artı y'nin karesi. Attım karşıya 25'ten 6, 5'ten 2 çıktı. 3, 36. Y'nin karesini ne buldum? 36. O zaman y 6'dır. Doğru mu? 36 neyin karesi? 6'nın. Üçgenin geneline bakıyorum. 6 burası hocam. 10 da burasıysa tamamı nedir? 6, 8, 10. 8'in 5'i buradaysa buraya ne kaldı? 3. Demek ki x değerim 3'müş. Geldim çember, yarım çember sorumuza. Diyor ki sevgili arkadaşlar OD 25. Arkadaşlar çemberi işlemedik. Bunu sormazlar diye düşünmeyin. Çember konusu 7. sınıf, hatta 6. sınıf konusu oldu artık. Başlangıcı 6. sınıfta veriliyor. O nedenle kesinlikle hani
temel şeyleri bilmeniz gerekiyor. Burada da yine çapı mesela, yarı çapı, çapı, çemberin neresindedir, nedir? Burada onu sorulmuş. Bunu temel bilgi olduğu için sormaz diye beklemeyin. 6 ve 7 de gösterildiği için ÖSYM artık MEB bunu soruyor. Şimdi OD 25 verilmiş. CB 7 verilmiş. AB'yi soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada OD çemberimin nesi? Yarı çapı, doğru mu? O zaman burası da 25'tir. Doğru mu? Evet. O zaman şuradan çizdiğim, yani çap ne demek? Merkezden aynı birim uzaklıkta demek. O zaman OC de 25 değil midir? Yani burası R, burası R, burada R'dir. Doğru mu? Evet. 7, şurası da dik aynı zamanda. Burası 7, 24 ne üçgeni vardı? 25 üçgeni. Burası 24 ise. Tamamı 25 ise nasıl anladım? Burası R ise burası da R hocam. 25 ise buraya düşen ifade x'e düşen nedir? 1'dir. Demek ki x değerim 1 olmuş.